İddialar doğru çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Anayasa Mahkemesi'nin kürtaj hakkını koruyan yasayı feshetmesi tavsiye eden taslağının gerçek olduğunu açıkladı. Sızıntıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Amerikan politiko dergisi, Amerikan Yüksek Mahkeme Yargıcı Samuel Elyton'un hazırladığı bir taslağı haberleştirmişti. Habere göre metinde 1973 tarihinde... Roe Wade'e karşı olarak bilinen ve kürtajın anayasal bir hak olmasının önünü açan karara atıf yapılmış, kararın yanlış olduğu ve değiştirilmesi gerektiği savunulmuştu. Politiko'ya sızdırılan metinde kürtaj hakkının Amerika Birleşik Devletleri tarihi ve geleneklerinde köklü bir yeri yok. Roe Wade'e karşı kararın gerekçesinin son derece zayıf ve sonuçları zararlı ifadeleri kullanılmıştı. Politico'nun haberi Amerikan Anayasa Mahkemesi baş yargıcı John Roberts'ın açıklaması sonrası doğrulandı. Roberts sızdırılan belgenin gerçek olduğunu ancak mahkemenin nihai kararını yansıtmadığını belirtti. Sızıntının kaynağıyla ilgili soruşturma başlatılması emri verdiğini söyledi. <laughs> Haber sonrası kadınlar sokağa çıktı. Gece saatlerinde başlayan gösteriler sabah da devam etti. Başkent Washington'daki yüksek mahkeme önünde toplanan kadınlarla polis arasında gerilim yükseldi. Bundan yakalarını kurtaramayacaklar. Bunu Amerika'ya yapamayacaklar. Şu anda burada olanlardan çok daha fazlayız ve savaşacağız. Bu, uğruna çalıştığımız her şeyin, işe yaramasını umduğumuz tüm değişimlerin paramparça olması demek. Bu kadar ileri gitmişken bu karar çok saçma. Sanki bir zaman makinesine binip geriye gitmişiz gibi. Siyasilerden de tepkiler birbiri ardına geldi. O isimlerden biri Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden oldu. Biden, metnin taslak aşamasında kalmasını umuyorum dedi. Yüksek mahkemenin bu yönde bir karar alması durumunda çok radikal bir adım atmış olacağını söyledi. Temel olan kadınların seçme hakkıdır diyen Biden, herhangi bir karar doğrultusunda yönetimin bu hakkı korumaya hazır olduğunu dile getirdi. Cumhuriyetçiler Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi'nde 6'ya 3 çoğunlukta bu nedenle de kürtajın Amerika Birleşik Devletleri'nde anayasal bir hak olmasını sağlayan maddenin değiştirilmesinden endişe ediliyor. Mahkemenin Haziran sonu ya da Temmuz ayı başında kararını vermesi bekleniyor.